Evet efendim, şimdi ilk seanstayız. Sevgili Neslihan Köroğlu da bizlerle Forex anketini paylaştı sağ olsun. Bugün 40 aracı kurum analistinin ankete katıldığını görüyoruz. 32 kurum analisti bugün Borsa İstanbul'un açılışı için pozitif tahminde bulunmuş. 8 analist ise negatif açılış tahmininde bulunurken ortalama tahmin yalnız düşük. 9 puan, 9.7, yaklaşık 10 puanlık bir artış beklentisi var diyelim piyasada. Biz şimdi ne yapacağız? Bunu Ekim vade kontratları üzerinden tahmin etmeye çalışacağız. Ekim vade kontratlarına baktığımızda bankalar pozitif seyrediyor. Akbank'ta %0,18, Garanti Bankası'nda %0,02, İşçi'de %0,08'lik yükseliş yaşanırken Yapı Kredi Bankası'nda %0,04, Halkbank'ta da %0,25'lik yükseliş yaşandığını izliyoruz. Buradan holdinglere geçelim. Bankalar yatay pozitif açılacak gibi bu performansa baktığımızda yaklaşık 4 dakika sonra açılış rakamlarını alacağız. Alarko'da %0,17, Doğan'da %0,45'lik geri çekilme yaşanırken Tekfen Cuma yükselişini devam ettiriyor. Bu sabahta %3'lük yükseliş var. Orada endeks üzeri bir performans açılışta görülecek gibi diyebiliriz. Sabancı ve Koç'ta ise Koç'ta %0,53, Sabancı'da %0,26'lık yükselişle Tekfen'in yükselişini o kadar olmasa da eşlik ediyorlar diyebiliriz. Evet, büyük şirketler yani holdinglerin büyükleri pozitif açılacak gibi görünüyor dedik. Bankalar da pozitif, sanayinin öncü şirketleri de pozitif. Ereğli'de %0,08, Petkim'de %0,20'lik yükseliş görüyoruz bu sabah. Tüpraş tarafında da yine Petkim'de olduğu gibi %0,20'lik yükseliş yaşanırken Ekim vade kontratlarında Kardemir D'de %0,71'lik yükseliş var. Şişe Cam'da ise %0,34'lük yükseliş izliyoruz efendim. Dolayısıyla bugünkü açılışımız pozitif olacak gibi görünüyor ama gelin bir de ulaştırmaya bakalım. Evet, Türk Hava Yolları'nda %0,19, Pegasus'ta ise %0,72'lik yükseliş izliyoruz. TAV'da da %0,31'lik yükselişi gösteriyor bize şu an için Ekim vade kontratları. Gıda perakende tarafında neler oluyor? Oraya bakalım. 3 büyük markete. Migros'ta %0,31'lik bir düşüşle negatif ayrışma var. BİM'de %0,10. Şok marketlerde %0,09'luk yükseliş izliyoruz bu sabah. Bir de otomotiv tarafını rica edeceğim. Ekim vade kontratlarında arkadaşlar da saatler 9.53'ü gösteriyor aşağı yukarı. 2 dakika sonra Borsa İstanbul açılışında almış olacağız. Ford'da %0,25, Tofaş'ta %0,11, Doğuş Otomotiv'de ise %0,35'lik yükselişi yaşandığını görüyoruz. Bu veriler bize gösteriyor ki şu an vadeli tarafa da baktığımda çünkü %0,18'lik yükseliş, hatta 20 oldu yükseliş görüyorum. Bir yükselişle açılış beklentisi var ama bu hafta neler bekliyor bizi fiyatlama anlamında? Albatros Portföy Stratejisi Volkan Dükkancık'la birlikte şimdi buna yanıt arayacağız. Volkan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan, iyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. 1,5 dakika sonra açılışı alacağız. Sevgili Neslihan'ın anketini paylaştık. Orada pozitif bir açılış tahmini var. Ekim vade kontratlarına biraz böyle seans açılmadan sıcağı sıcağına bakalım istedim. Hani büyük sektörlerin diyeyim neredeyse tamamı pozitif bir fiyatlama içerisinde. Böyle çok ciddi bir momentum yok ama galiba açılışımız da pozitif olacak. Ama geçen haftayı hatırlayalım Volkan, 8.876 puanda kapattık. Her yükseliş satışla sonuçlandı. Neden? Aslında tam onu diyecektim. Bu ara açılışa değil kapanışa bakmak lazım Perihan. Ama Neslihan sağ olsun yani bizleri dinledi. Bizim Selçuk Yönerşer bir kentsel istirhamımız olmuştu. Artık kapanış anketi de yapıyor. Günü takip edebilirler. Çok, bu arada çok kıymetli gerçekten. Evet, kapanış anketi yapıyorlar gün çok daha kıymetli. Forex'e ve Neslihan'a da teşekkür ederim bu noktada. Kıymetli bir hizmet sunuyorlar. Kapanış çok daha kritik. Aslında bu ara hani kapanış tahmin etmek de kolay. Yani bir süredir. Negatif diyorsun. Yani açılış bugün, pozitif, bugün kapanış negatif. Yani iki aydır bugün kırmızı kapatır dedi, her dediğinizde haklı çıkma ihtimali %90'ın üzerinde. Böyle bir tablodayız maalesef. Yani bunun hani birçok sebebi var. Hep konuşuyoruz. Ama büyük resimde hikaye belli. Yani hani onu çok gözden kaçırmamak lazım. Arkasında bir sürü sebep sayıyoruz. Onlar bence bir kısmı bahane, bir kısmı da satışı tetikleyen ve hızlandıran unsurlar. Ama büyük resimde tek bir neden var bence. Çok uzun zamandır konuştuğumuz, yeni de olmayan, yavaşlayan büyüme ve yüksek faizin yarattığı karsızlık teması. Dolayısıyla ana temamız bu. Bu temada da bir değişiklik olana kadar maalesef biz bu tabloyu bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz.
Arkasına zaman zaman jeopolitik gerginlikleri ekliyoruz, başka sebepler ekliyoruz ama temel motivasyon bu olacak, bu şeklinde özetlemek mümkün. Bir yandan da bakıyorum açılış geliyor sanırım. Eşleşmeler bitti Volkan, aynen açılış rakamını bekliyoruz. %0,10 ama bankacılık, ulaştırma, holding, sanayi aslında hepsi birlikte pozitif açıldı. Fakat bir momentumumuz yok. Bankacılık 19 puan, ulaştırma 9, holding 15, sanayi de 15 puan artı. Bu arada ben piyasayı tebrik etmek istiyorum. 9 puan yükselişle açıldık. Tahmin, bak sevgili Neslihan yaptığı ankette ortalama tahminde 9 puandı. Nokta atışı. Vallahi 40 aracı kurum analistinin ortalaması 9 puan nokta atışı yapmışlar. Tebrikler. Vallahi dediğimiz gibi inşallah kapanış anketinde de bu başarıyı görüyor oluruz. Vallahi Perihan, yani gerçekten çok uzun zamandır, bu arada çok özür diliyorum. Yani ciddi bir boğaz rahatsızlığım var. Arada böyle öksürmek, aksırmak durumunda kalacağım. Çok geçmiş olsun. Sen öyle durumlarda bize söyle. Su iç. Tabii ki biz sana zaman tanırız, vakit tanırız ederim. Volkan. Bu arada uyarımızı da yapalım. Çok ciddi bir salgın var yine. Yani ya, evet. Ben böyle birkaç gündür hastane geziyorum. Böyle serumlar yedim vesaire. Olsun. Çok ciddi, teşekkür ederim. Çok ciddi bir salgın var. Adı konmayan bir salgın bu sefer. Çok dikkat etmek gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım. Endekste dediğim gibi gerçekten hikaye, gerçekten heyecan yok. Yani bunu aslında, bu heyecansızlığı seninle hatırlarsan, ta Moody's'in iki kademe not arttırımından beri konuşuyoruz. Yani o not arttırımı sonrası ya ben de heyecan yok Perihan demiştim. Yani hani bu not arttırımı bizi bir adım öteye götürmekten geri kalacak gibi hissediyorum demiştim. Bunu ister hani bir piyasacı his olarak kabul edin. İsterseniz hani mevcut temel tabloya baktığımızda yavaşlayan büyümenin ve yüksek faizin artık ciddi hasarlar yaratmaya başladığı hikayesi olarak kabul edin. Nereden bakarsanız bakın, önümüzde heyecansız ve biraz sinir bozucu bir dönem olabilir diyorduk. Ama bu herkesin sinirlerini, hatta bizim sinirlerimizi yıpratan bir hale büründü. Bunu kabul edelim. Yani görüntü çok zayıf. Yani teknik resme bakıyorsunuz, elle tutulur hiçbir yanı yok. Temel hikayeye bakıyorsunuz, hani kötü üstüne kötü, geçen hafta gelen sanayi üretimi rakamları, işte Eylül ayı enflasyonuyla zaten bir tur daha taban arayışımız bizim başka bir şeye taşındı, banda taşındı. Senle işte 9300, 10000, 10200 bandı diyorduk. Buralarda endeks taban arayışına bir süre daha devam edebilir, 4 ila 6 hafta diyorduk. Ama oradaki ana senaryomuz neydi? Eylül-Ekim enflasyonları patikayla uyumlu gelecek ve Kasım ayında biz artık bir faiz indirimi görüyor olacağız. Çünkü ana tema yüksek faizin getirdiği bir kısır döngü olduğu için bizi bu döngüden çıkarabilecek ana tema da yine faiz indirimi olacaktır. Peki Volkan, ne oldu Eylül'e? O zaman bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yani sen metinde... O yüzden tabii ki faiz indirimi gelmez muhtemelen de. Birazdan Neslihan bağlanacak, anketi verecek bize de. Önemli olan şimdi o zaman metini ilmek ilmek işleyeceksin diyebilir miyim Perşembe günü? Kesinlikle. Çok kesinlikle. Hatta bu hafta sabah bülteni çıkarken de başlığa onu attım. Dedim bu hafta bütün dikkatten Merkez Bankası'nın hani faiz kararı ve hani açıklamaları sonrası faiz indirimlerin ne şekilde evrileceği dedim. Yani bu. Şu an bütün ajandamız bu. Diğer bütün haberler Perihan, yani yan haberler, böyle hani bir endeks var, bir alt endeksler var. Bütün diğer haberler alt endeksler. Dolayısıyla bizim ana bakacağımız tema bu. Şimdi Merkez Bankası bu ay duruşunu çok değiştiremeyecek. Çünkü Eylül ayı enflasyonu öyle bir katkı sağlamadı. Ama sanayi üretimine bakıyoruz, PMI tarafına bakıyoruz. Onlar çok gevşek. Sıkıntılı taraf hala olması. Orada yani perakende satışlar yükseliyor, sanayi üretimi dibe vuruyor. Bu aslında hiç istemediğimiz de bir tablo. Bence son dönemde endeksin bu kadar baskılanmasındaki sebep de bu. Tamam, enflasyon yüksek, okey, mücadele ediliyor ama bu mücadele ederek bizim kontrol altına almaya çalıştığımız talep bir şekilde kontrol altına alınamıyor ama üretim de istediğimizden daha fazla düşmeye başladı. Yani çok dillendiremiyoruz ama bir stagflasyon riskini de böyle alttan alta konuşmaya başlıyoruz. Orada şu an büyümeyi ayakta tutan şey hala talep ve tüketim. Hı hı. Biz aslında tüm bu süreçte ne başarmaya çalışıyoruz? Enflasyonu kontrol altına alırken bir yandan da artık büyümenin elini değiştirmeye çalışıyoruz. Daha böyle üretime dayalı bir büyüme modeline geçmeye çalışıyoruz ama şu anki atılan adımlar maalesef tam istediğimiz kuşları vurabilmiş değil. Birkaç yani attığımız taşlar kuş vuruyor ama istediğimiz kuşları
vuramıyormuşuz gibi de bir izlenim var. Bu bence piyasanın ve ekonominin önündeki en büyük sorun teşkil ediyor. Merkez Bankası'nın bu noktadaki ben açıklamalarını gerçekten çok merak ediyorum. Yani hala tüketimdeki yavaşlamaya ciddi vurgu yapacaklar mı? Çünkü biz hala tüketimde arzu edilen yavaşlamayı göremiyoruz. Ama sanayi üretimi çatır çatır aşağı geliyor. Dolayısıyla biz burada bir arz fazlası yaratmamız lazım ya enflasyonu aşağı alabilmek için. Hı hı. Yani tüketimi aşağı çekeceğiz. Üretim aşağı yukarı aynı kalacak. Arz fazlası yaratacaktık. Ama şimdi olan ne? Tüketimi aşağı çekemiyoruz. Üretim aşağı geliyor. Bu sefer arz açığı tekrar artıyor. Bu da enflasyonu önündeki en büyük aslında engel. Yani bu denklemin içinden nasıl çıkacağız? Şu net. Sadece Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle çıkamayacağız. Maliye tarafına bakıyoruz. Onlar da hani kredi kartı limitinden nemalanma üzerine kurulu böyle bir sistem geliştiriyorlar. Tamam savunma sanayi vesaire ama atılan adımlar böyle. Hala biz harcamaları kontrol altına alalım tarafında değil. Yani devlet hani diyoruz ya balık baştan kokar. Devlet bir türlü harcamalarını ve tüketimini kontrol altına alamayınca bu aşağı hane halkına da yansıtılıyor. Artık bu sorumluluk büyük. Merkez Bankası'nın omuzlarından alınıp tüm ekonomi yönetimine ve tüm artık devlete bence sirayet etmeli. Artık hükümette geçtim devlete sirayet etmeli. Yoksa bizim bu işin altından kalkmamız umduğumuzdan daha da uzun sürebilir. Bence piyasadaki son dönemde bu aşırıya kaçan fiyatlamanın altında da bu nedenler var. Sanki bu mücadele noktasında eksik kalıyoruz. İstediğimiz noktaya istediğimiz zaman skalasında ulaşamayacağız gibi bir beklenti de bence alttan alta fiyatlanmaya başladı. Ama ne olursa olsun ben Merkez Bankası'nın bu haftaki açıklamalarını çok kritik buluyorum. Ekim ayı enflasyonun Eylül ayından daha makul geleceğini hatta %2'nin altında bir enflasyonla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Benim beklentim Kasım Aralık aylarıydı faiz indirimi. Birçok yerli yabancı kurum 2025 yılında öteledi. Ben 2025 yılında ötelemedim faiz indirimimi ama Kasım'ı büyük ölçüde Aralık'a ötelediğimi söyleyeyim ama ben hala yıl bitmeden bir faiz indirimi bekliyorum. Bu faiz indirimi beklentimde benim hala teknik resim çok aksi senaryoları vurguluyor olsa da ben hala 8500-8700 bandının önemli bir destek görebileceğini düşünüyorum. Bu faiz indirimi beklentilerimin masada kalmaya devam etmesinden ötürü. Yoksa teknik resim maalesef bize çok başka senaryoları da artık düşündürmeye ve işaret etmeye başladı Perihan. Neler düşündürüyor peki teknik görüntü bize Volkan? %0,42'lik bak açtık. Pozitif hemen eksiye döndük. Hiç önemli değil. Açılış gerçekten hani nonsense. Ben piyasaya 10.30-11 gibi falan bakıyorum artık. Bir de kapanışa doğru bakıyorum. Çok o zaman özellikle burada bir strateji de çizelim. Yani şöyle çizelim. Gün içi maliyet yapmak isteyen, trade etmek isteyen izleyenlerimiz var. O zaman şöyle de diyebilir miyiz? Yani böyle sabah ilk açılışta hurra koştur koştur pozisyon almak yerine şöyle bir buçuk saat geçip bir piyasanın şekillenmesini bekliyoruz. Kesinlikle. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Açılışlara hiç kanmamak lazım. Özellikle yani bunu düşüş dönemlerinde çok görürüz. Özellikle Amerika açıldıktan sonra genelde satışların arttığı saatlere baksınlar. Böyle 5 dakikalık veya 10 dakikalık, 15 dakikalık seansçı grafikleri genelde satışlar 4'ten sonra inme kazanıyor. Amerika açıldıktan sonra. Bunu daha önce görmüştük biz. Yani bunu seninle hatta bir komplo teorisi olarak da konuşmuştuk geçtiğimiz yayınlarda. O Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetin Amerika ziyaretinden sonra bir anda erken kesip gelmesi, Birleşmiş Milletler'deki o özellikle İsrail konusundaki söylemleri sonrası burada bir parça saat 4'ten sonra satışların arttığını Amerikalıların ve bu durumdan çok hoşlanmayıp satışa geldiğini falan da konuşmuştuk biraz şaka yolu ama aslında onun bir parça şeyi de var. Biz neyi biliyoruz? Yani Trump döneminde o Ray Brunson krizi döneminde açık açık söylendi bu. Biz Türkiye'ye finansal yollar üzerinden gerekli dersi verdik. Minvalinde bir açıklaması vardı Trump'ın. Yani bunlar kullanılıyor, kullanılmıyor değil. Şimdi soruyorlar bu İsrail-Filistin gerginliği bölge borsalarında bile bir şey yapmadı bize niye böyle etkisi diye. Çünkü biz olayın biraz daha içindeyiz. Şu an için sadece karşılıklı söylemler noktasında ama ben o gün de dikkat çekmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in bir sonraki hedefleri arasında biz de varız söyleminden sonra burada algı daha da bozuldu. Ve hep şunu söyledim. Bir yabancı olarak bakın hani biz ülke olarak bunu daha iyi okuyabiliyoruz siyaseten vesaire ama bir yabancı açısından bakın. Burada çok ciddi fırsatlar görse de belki de önümüzdeki 3-5 yıllık döngüyü dikkate aldığımızda şu an oluşan fiyatların
muazzam fırsatlar sunduğunu düşünse bile bir yabancı yatırımcı, böyle bir riskin varlığının ülkenin en başındaki isim tarafından telaffuz edilmesi nedeniyle bile geri adım atar. Hem pozisyon almayı erteler, hem varsa pozisyonu satmayı bile düşünebilir. Yani olayı böyle okumak lazım. Biz maalesef buradan da bir hit yedik. Yani şu an böyle işte onun üstüne çıkıyoruz anayasa değişikliğiyle ilgili. Asla telaffuz edilmemesi gereken maddeler ve maddeler üzerinden bir takım açıklamalar yapıyoruz. Hani hep şunu söylemiştik. Yolumuz uzun, meşakkatli ama eğer bu süreçte kendi toplumumuza sıkmazsak ekonomik anlamda biz yol kat edeceğiz. Borsada da bunun yansımasını göreceğiz. Ama ara ara böyle kendi toplumumuza sıkma teşebbüsleri yapıyoruz. Umuyorum bundan bir önce vazgeçilir. Çünkü Merkez Bankası'nın üzerine kaldı bütün yük. Biz de maliye politikası tarafında bence gerekli adımların neredeyse hiçbirini atamadık. Bir de üstüne siyasi söylem tarafında piyasayı ekstra baskı altına alırsak bu süreçten çıkmamız hem ekonomik olarak hem piyasa olarak çok daha zorlu ve uzayan bir süreç alır. Bu noktada bence çok dikkat etmek lazım. Yine işte kabine değişikliği konusu sen de az önce yayına başlarken bahsetmiştin. Hı hı. Şimdi bu tarih telaffuz edildi. Aklı hemen hani geliyor çünkü geçtiğimiz haftalarda çok speküle edildi. Ben o konuda asla hani şey vermiyorum. Hani çıkılan bu yolda ekonomi yönetiminde bir değişiklik beklemediğim net bir şekilde ifade edeyim. Çünkü en zorlu sulardayız şu an. Buraya kadar bu acıyı çektik. Bence artık dere geçerken at kesinlikle değiştirilmemeli. Değiştirileceğini de düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Bence kabine değişikliği olabilir. Ama ekonomi dışındaki bakanlıklarda ben görürsek değişiklik göreceğimizi düşünüyorum. Onu belirteyim. Onun haricinde yani denkleme baktığımızda böyle elle tutacak bir alan arıyoruz. Dediğim gibi faiz indirimi temasının dışında şu an bir tema bulamıyorum Perihan. Piyasada bulamıyor. Dolayısıyla bizi bu hengameden, bu böyle artık alev alev yanan ortamdan kurtaracak tek hikaye faiz indirim döngüsü. Şimdilik teknik anlamda da 8700 seviyesini ben çok önemsiyorum. Burası çünkü bizim Mart ayında ısrarla destek bulduğumuz ve buradan anlamlı bir tepki başlattığımız seviye, aynı zamanda o Aralık ayında geçtiğimiz yılın son çeyreğinde de direnç olarak çalışan bölgeydi. Oradan çok sıkı bir düzeltme gelmişti. Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda daha önce güçlü direnç olarak çalışan bölgenin artık destek olarak çalışmasını bekleriz. O yüzden ben 8500-8700 bandına çok önem veriyorum. Yani şunu hep söylüyorum. Nasıl ki piyasada beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılırsa bunun tersi de doğru. Ne demeye çalışıyorum? Kötü beklentiler satılır ve bu kötü beklentiler bir bir realize oldukça artık o satıcıların iştahı kapanır ve yavaş yavaş artık alım tarafında fırsat aramaya başlarlar. Şimdi baktığımız, hatta hep sana şunu söylüyordum yayınlarda. Bizim yani dipten dönebilmemiz için bir negatif haber akışına ihtiyacımız var. Negatif haberle döneceğiz diye. Bol bol da geldi sağ olsun. Belki son bir kötü haberle, bu ne olabilir bilmiyorum. Belki üçüncü bilançoları buna bahane edilebilir. Çünkü parlak bilançolar gelmeyecek. Dolayısıyla o zaman ben sabrıma nereye kadar olabilir Volkan? Evet, yani ben hala 8500'ün çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum ama biraz sonra haftalık ve aylık grafiğe geçtiğimizde alttaki o senaryolardan bahsedeceğim. Şu an burada özellikle yazdım grafiğin sağ alt köşesine RSI pozitif uyumsuzluk diye. Orada da Perihan, yani endeks yeni dipler yaparken RSI yeni dipler yapmıyor. Dolayısıyla tamam, ama izleyenler için bu ne demek? Onu bir anlatalım teknik analizle tanışanlar için. Evet, onu da bu şu demek, endeks yeni dipler yapıyor ama alt göstergeler bize satıcıların önceki seviyelerdeki kadar iştahlı ve istekli olmadığını, momentumun giderek yavaşladığını, yani artık oluşan bu yeni diplerin yavaş yavaş, yeni düşüklerin yavaş yavaş bir dip oluşturmaya aday güçlü bölgeler olduğunu hissettiriyor. Yani burada biz artık fiyattan önce alt indikatörlerde bir dönüş görürsek biz diyeceğiz ki artık tamam, piyasa satışa doydu. Dolayısıyla buradan artık biz yeni bir yukarı hareket başlatıyor olabiliriz diyeceğiz. Ama şu an için net olarak bir trend dönüşü emaresi henüz görmedik. Bu RSI pozitif uyumsuzluğunun dışında ben geçen cuma günü sosyal medyadan ve kendi gruplarımda iki tane senaryo paylaştım. Şu an için iki senaryo konuşuluyor teknik anlamda. Biri işte burada gördüğümüz 10 binden başlayan düşüşte
işte son yaklaşık 2 haftadır 8.800-9.200 aralığında bir ters Onu bayrak soracaktım oluşumu. Volkan. Tam onu soracaktım. O yüzden ben şimdi şey rica edeceğim yönetmenimden. Şu grafiğin en sol yani en sağ diyeyim köşedeki oluşumunu böyle bir zoomlayabilir miyiz acaba? Orada aslında bir ters bayrak görüntüsü var. Sen ne düşünüyorsun ve piyasada çok konuşuldu diye soracaktım ki şahane bir yere geldin. Bir senin görüşünü almak isterim orada. Evet. Evet, dediğim gibi ben bunu uzun uzun hani sosyal tam medyada orada hatta izleyenler görüyor, evet. Evet, yatırımcılardan da yorum isteyerek hatta paylaşmıştım. Hani fark etmeyenler varsa, görmeyenler varsa dönüp bakabilirler. Burada bu ters bayrak çalışırsa hedef belli. Yani neresi hedef? İşte 10 binden başladığını düşünsek 10 binden 8.800'e kadar kabaca 1.200 puan. 1.800'e 1.200 puan koyduğunuz zaman orada 7.500'ler 7.600'ler telaffuz edilir. Ama bir de şöyle bir şey var. Şu an daha çok erken olmakla birlikte burada 9.400-10.200 arasında oluşan bir solumuz. Şu anda da 8.600 ile 9.400 arasında oluşmaya başlayan bir baş bölgesi var. Bu birkaç hafta daha 8.600-9.400 arasında baş oluşumu devam edip sonrasında 9.400-10.200 aralığında birkaç hafta sürecek bir sağ omuz çalışması ve dipten bir topo ile dönüş hikayesi de benim hala senaryolarımdan biri. Dolayısıyla benim beklediğimi anlatayım. Tabii tersi de gerçekleşebilir ama sanki bu ters flama çalıştı izlenimi verip endeksi bir kere böyle 8.800'lerin hatta 8.600'lerin altına vurdurup böyle belki o ara işte 8.300-8.400'ler piyasadaki long görünebilir. Pozisyonları da kapattırıp diyorsun belki endişeyle. Aynen, o son, bir likit temizliği. Son çünkü oralarda ciddi stoplar var. O stopları da patlatıp sonrasında tekrar bu kanalın içine dönüp yani tekrar 8.600 üzerine dönüp 8.600-9.400 aralığındaki boyun baş bölgesinin işlemeye devam edeceğini ben düşünüyorum Perihan. Çünkü o seviyenin altını gerektirecek temel doneler bence yeterince satıldı. Yok demiyorum. Yok demiyorum. Şu an ben satıyorum dedikten sonra arkasına bir sürü bahane sayarsınız. İşte temel hikayeyi anlattık zaten. Sanayi üretimi çok kötü. Bilançolar çok kötü gelecek. Şirketler çok zor durumda. İşte jeopolitik gerginlik burada. Bilançolar böyle diye sayabilirsiniz. Ama zaten endeks 11.200'den buraya gelene kadar bunları sattık zaten biz. Neyi sattık? Bunları sattık. Dolayısıyla şimdi bu saatten sonra daha fazla satmak için daha da kötü gelişmelere ihtiyaç var. Şu anki tabloda riski, ben en büyük riski bu arada jeopolitik tarafta görüyorum. Onu da söyleyeyim. Dün akşam yine çünkü bir yürekler ağza geldi. Evet. İşte Hizbullah'ın Tel Aviv'e yaptığı o saldırı sonrası. Ama şu an sanki oralarda yavaş yavaş kabullenilmeye başlandı. Tabii orada İran-İsrail arasında birebir bir savaş süreci başlarsa o zamanki fiyatlamaları zaten hiç görmek istemiyoruz. Yani geçici olur, yine geçici olur ama çok daha sancılı olur. Belki de öyle bir hengamede piyasa 8600'ün altına birkaç gün sarkıp tekrar dönecek. Ama artık ben temel anlamda baktığımda kötü bilançoların çok büyük ölçüde fiyatlara dahil edildiğini düşünüyorum. Hatta 3. çeyrek bilançoları şimdi gelmeye başlayacak önümüzdeki hafta bu arada. Ve hızlı bir şekilde alacağız. Kasım'ın 11'inde bütün bilançolar bitmiş olacak. Dolayısıyla Kasım'ın ilk yarısında biz 3. çeyrek bilançolarını da alacağız. Bilançolarda en kötüsünü gördük fiyatlaması burada bence ağırlık kazanacak. Kasım ayının başında FED'den bir faiz indirimi daha alacağız. Üstüne bizim 2 ay enflasyonumuz gelecek. Benim beklentim orada 1.5-2 bandında bir enflasyon. Dolayısıyla tekrar faiz indirim beklentilerinin yavaş yavaş radara girdiğini göreceğiz. Dolayısıyla Kasım'ın ilk yarısında bence bütün kötüleri fiyatladığımız artık yavaş yavaş senaryolarda daha iyimser beklentilerin 2025 yılı için senaryolara dahil edildiği bir fiyatlama sürecine gireceğiz. Ben bunu da erken bekliyordum. Ekim ortasında başlayacağını düşünüyordum. Çünkü Kasım ayında bir faiz indirim beklentim vardı. Bu ötelendiği için endeksteki o 9.400-10.200 bandındaki taban arayışı da bence şu an 8.600-9.400 bandına geriledi ve de süreç uzadı. Yani biz bunu 4-6 hafta diyorduk 2 hafta önce. Şu an bu süreç
Yine bence 6-7 haftalık bir süreç. Hadi 6-8 hafta diyelim. Bir ay kadar uzamış oldu bu taban oluşum süreci. Ama ben hala 8600'ün altındaki fiyatlamaları çok uzun süreli ve kalıcı olacağını düşünmüyorum. Ve orta uzun vadeli düşünen yatırımcı açısından da belki de önümüzdeki birkaç yıl açısından en büyük fırsat sunduğu alan olduğunu düşünüyorum. Burada yine hemen seninle sık sık yayınlarda konuştuğumuz o döngüyü hatırlatmak isterim Perihan. Bence o döngünün artık koma ve depresyon aşamasındayız. Ya panik satışlar vesaire aşamalarını da geçtik. Çünkü o panik satışlar zorunlu satışlarla birlikte geldi. Yani çok ciddi büyük müşterilerin de öz kaynak problemleri yaşadığını ve resen satışların geldiğini gördük. Hisse fonlarından çıkış şu hesabı da yapabiliriz basitçe. Yatırımcı sayısı 8,5 milyondan 7 milyona geriledi Perihan. 1,5 milyon neredeyse yatırımcı çıktı. Bunların ortalama portföy büyüklüğünün 30 bin lira bir olduğunu düşünsek, tamam mı? 40-45 milyar para yapar Perihan. Yani böyle bir satış geldi piyasaya ve bunların doğrudan bazıları da fonlar üzerinden hani geldi. Çünkü fonlardan da çıkış var. Şimdi satan sattı. Yine alıcı gelmediği için bizim taban arayışımız şu an uzuyor. Daha ben buradan gelip de ya olmaz ben buradan da satacağım diyenlerin artık azınlıkta olduğunu ama taze alıcıların da yeni bir böyle katalizör beklediğini düşünüyorum. Dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyorum. Aynı yere de gelmeye bir süre daha devam edeceğim. Faiz indirim beklentilerinin tekrar masanın altından üstüne çıkarıldığı noktada ben yeni alıcıların da yavaş yavaş oyuna dahil olacağını düşünüyorum. Çünkü bir adım geriye çekilip global çapta büyük resme baktığımızda FED faiz indiriyor. ECB indiriyor. Bu hafta da indirmeye devam edecek. Çin teşviklerle geliyor. Japonya Merkez Bankası faiz arttırımını biraz öteledi. Yani bakıldığında aslında büyük resimde gelişmekte olan ülkelerin lehine bir sürece girmiş durumdayız. Biz bu süreci biraz daha böyle kendi içimize toparlayıp yoluna sokabilirsek bence bu işin sonunda bize nefes aldıracak bir hikayeyi yazma ihtimalimiz hala bence daha yüksek olasılık. Dolayısıyla ben ana senaryomu da 8600'ün altında kalıcı olmayan fiyatlamalar ve buraya geri dönüşlerin ciddi fırsatlar yarattığı bir tema olarak okumaya devam ediyorum. Peki Volkan, bir haftalık grafiği alabilir miyiz? Barış Bey sorunuzu gördüm. Tabii ki soracağım. Barış Bey'in sorusu da önemli. Şöyle diyor, ona dolar bazlı grafikte yanıt arayacağız ama ben sana şimdiden soruyu sorayım. Haftalıktan sonra bir dolar bazlıya geçtiğimizde belki cevabını buluruz. Barış Bey şöyle sormuş, 2018 dolar bazında da çok zor bir yıldı 2018'i hatırlarsın. Gerçekten o zaman taban limitleri tabii %20 idi. O kur atağıyla birlikte swap kanalları da açıktı. Bütün yabancılar TL'ye dönmek için gerçekten fiyat bakmaksızın hisse satıyordu. O günden beridir de zaten yabancı takasına bakarsanız düşer. Çok kötü bir yıldı. Yani çok sert bir satış yaşamıştık dolar bazında Borsa İstanbul'da. O da diyor ki 2018 dolar bazında da BIST 100'de böyle deniyordu. Acaba Volkan Bey şu an dolarını bozup buradan BIST alır mı? İşte onun cevabı dolar bazlı grafikte alır mısın diye gerçekten soracağım. Alalım mı? Tamam hadi bakalım, dolar bazına evet. Bakalım sonra haftalığa geçelim istersen. Benim orada senaryom çünkü çok uzun zamandır aynı. Seninle de dile getirmiştik. Dolar bazlı grafiğe geçtiğimizde bakalım. Tamam. Burada da Perihan yani benim 10 birimlik ortalamaları verdiğim yönetmenim dolar bazlı grafiği verdi. Tamam hadi bir yanıt alayıp haftalığa geçelim istersen. Barış Bey'in hemen sorusunu edelim. Yanıtlayalım. Tamam. Tamam. Oradan devam edelim. Şimdi dolar bazında ben hep şu hikayeyi anlattım. Dedim ki 2022-2023 döneminde yabancı ortalama böyle 200-220 dolar civarından sattı ve gitti. O hani yabancı payının %65'lerden %30'ların altına düştüğü dönem var ya Perihan. Ortalama sattıkları fiyat 200-225 civarıydı. Dolayısıyla 325'in üzerindeki fiyatlar da yabancının çok istekli olamayabileceğini zaten bizim de hani ekonomik tablo olarak karlılık olarak çok bir şey sunamadığımızı söylemiştik. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz yerler yine 250 dolarlar civarı. Ben 250 dolar civarında işte buraya artı eksi 20 dolar koyun. Yani 225-275 bandında yabancının tekrar burada ciddi anlamda fırsat aramaya başlayacağını düşünüyorum. Ama onların her zaman bir katalizöre ihtiyacı var. Bir. İkincisi dediğim gibi burada çok ciddi fırsat görse de önemli bir siyasi risk, jeopolitik risk görüyorsa
İsterse burası %300 fırsat sunsun, değerlendirmez. Çünkü bütününe baktığınızda siz bu yabancıların portföyünü, sizi kaplayacağınız yer zaten %3-5 maksimumda söylüyorum. Dolayısıyla sen burada %200'lük bir fırsat sunsan da onun portföyünde zaten muazzam şeyler ifade etmiyorsun. O yüzden yabancı her zaman önce riskine bakar, sonra getiri peşinde koşar. Bizden biraz o noktada ayışıyorlar. Biz önce bir getiriyi ararız. Ha sonra bir de riskler vardı deriz, ona göre ya bakarız ya hiç bakmayız, getir peşinden koşarız. Bu adamlar önce riskine bakar. Ben buraya gelirken ne risk alıyorum? Riskim ne? Onu bir kendi kafasına oturtursa bir yere, ondan sonra ben bu risk karşılığında ne kadar getiri bekliyorum'a geçerler. O yüzden az önce o söylemlere ben çok dikkat çektim bir yabancı gözüyle bakarak. Şimdi eğer o taraf biraz sakinleşirse Volkan, söylemler seni biliyorum biraz daha... ama sana döneceğim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor. Çünkü Türk Standartları Enstitüsü 70. yıl programı açılış etkinliğinde konuşuyor efendim. Kineden demir çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya, sanayimizin tüm sektörlerinin öncülüğünde ihracatımızı 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG'u milletimizle buluşturduk. Büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yakaladığımız ivmeyi daha yukarıya taşıyacak, milli teknoloji hamlemizi güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Katma değerli ve ileri teknolojiye odaklanmış bir üretim zemininde yeşil ve dijital dönüşümü hayata geçirip Türk sanayini küresel arenada daha güçlü, daha etkili bir konuma hep birlikte yükseltiyoruz. Kalite ve standartizasyonu önceleyen bir üretim anlayışı da Türkiye yüzyılında güçlü üretim altyapımızın sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği için vazgeçilmezdir. Vatandaşlarımızı güvenilir ve kaliteli ürün ve hizmetlerle buluşturmanın anahtarıdır. Türk Standartları Enstitüsü, belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleriyle ve geliştirdiği standartlarla vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin her zaman destekçisi konumundadır. Yalnızca geçtiğimiz yıl enstitümüz 42.660 deney raporu, 13.640 kalibrasyon sertifikası, 18.963 ürün belgesi, 1448 CE belgesi, 5012 sistem belgesi ve 585 helal belgesi düzenledi. İthalat denetimleri kapsamında 155 bin ürünü denetleyerek 4200 uygunsuz ürünün Türkiye'ye girişine mani oldu. TSE ayrıca girişimcilerimizin, vatandaşlarımızın güvenli, küresel standartlarla uyumlu ve çevreye duyarlı ürünlerle buluşmasında köprü görevi üstlendi. Adil rekabet ortamını savunarak Türk malı etiketinin marka değerini güçlendirdi. Düzenlediği eğitimlerle de standartizasyon kültürünün ülkemizde daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini, yaygınlaşmasını ve hayata geçirilmesini teşvik etti. Enstitümüz standardın ticaret sahasında üretim ve rekabet gücünü artıracak stratejik bir adım olduğunun bilinciyle sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve ilgili tüm paydaşları bir araya getirmeyi sürdürecek. Bugün yapay zekadan kuantuma, hidrojen teknolojilerinden elektrikle çalışan araçlara 158 ayna komite ve bu komitelere üye 2748 uzmanı ile TSE küresel standartları yalnızca uygulayan değil, aynı zamanda bu standartların oluşturulmasında etkin çalışan bir kurumdur. Özellikle ikiz dönüşümün iş dünyasının ajandasında en üst sıralarda yer aldığı bu dönemde yürüttüğü çalışmalarla sanayimizin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Enstitümüz cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modemlerin yenilenerek yeniden satışa sunulması sürecinde uyulacak standartları belirleyerek elektronik ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılmasına imkan sağladı. Veri merkezlerinin sürdürülebilir ve enerji verimliliği odaklı faaliyet göstermeleri için devreye aldığımız veri merkezi belgelendirme programıyla da yatırımcıların ve işletmecilerin uygunluk değerlendirme faaliyetine kolay erişiminin önünü açtı.
Evet efendim, sevgili Volkan Dükkancık'la birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Yine endeksin dolar bazlı görüntüsü, haftalık görüntüsü ve konuşacağımız hisse senetleri var. Her birini detaylı olarak konuşacağız. Önce minik bir ara. Evet efendim, ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Volkan, bir dolar bazlı görüntüyü tamamlayalım istersen. Vadeli taraf da şu an eksiye geçti. BIST endeksi ise %0,51'e ulaştı burada kayıplar. Şu an bankacılık tutuyor biraz endeksi diyebiliriz. Bir dolar bazlı görüntüde yarım kalmıştı. Orayı bir tamamlayıp bir de haftalık görüntüye bakalım dilersen. Evet, yani şu an geldiğimiz seviyeler 250 dolar civarı. Ben yabancının 250 doların altındaki seviyelerde yavaş yavaş oyuna dönmek için fırsat arayacağını düşünüyorum, ama tekrar edeyim reklam arasından önce söylediklerimi. Yabancı önce riske bakar. Risk ne durumda? Yönetilebilir ve kabul edilebilir bir risk midir Türkiye'de pozisyonlanmak? Eğer bunu makul görüyorsa ondan sonra getir hesabı yapmaya başlar. Biz bu risk unsurunu söylemlerimizle yukarıya çekmiyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu taraftaki bir yumuşama ve sonrasındaki faiz indirim hikayesinin devreye girmesiyle ben artık 2025 senaryolarında yavaş yavaş, çünkü artık biz 2025 senaryolarını konuşmaya başlayacağız. 2025 sonra ve sonrasına yönelik portföyler oluşturulmaya başlanıyor olacak. Ben bu süreçte Türkiye'nin de umulduğu kadar olmasa da, yani ilk başta bundan birkaç öncesi kadar umulduğumuz kadar olmasa da yine de payını alabileceğini düşünüyorum yabancı yatırım cephesinden. Çünkü globalde az önce anlattık, işler biraz daha gelişmekte olan ülkelerle yine gidiyor makro boyutta. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ben artık böyle 225-250 dolar arasındaki fiyatlamaların yabancının tekrar oyuna dahil olacağı seviyeler olarak görüyorum. Hatta bazı hisselerde ben artık, yani çok sevmem ama mecbur kaldık, takaslara da bakıyoruz. Kim ne almış son bir aydır, üç haftadır, işte iki aydır diye. Orada bazı büyük hisselerde tekrar yavaş yavaş yabancı pozisyonlanmaları var. Özellikle bu bizim yatırım fonlarının, emeklilik fonlarının yaptıkları zorunlu satışların bazı büyük hisselerde yabancı tarafından alım olarak karşılandığında görüyoruz. Burada hatta bazı senaryolar konuşuldu, biliyorsun. Piyasanın içinden geçecekler, işte yabancıya fırsat yaratacaklar vesaire diye. Biz bu komplolara hiç girmeyelim ama net net bakıldığında piyasanın içinden geçildi ve gelinen seviyelerde yabancılar tekrar fırsat aramaya başladılar kanaatindeyim. Ta ki çok büyük bir risk unsuru görmedikleri resimde bence artık onlar da burada fırsat aramaya başladılar. Şimdi bir de haftalık görüntüyü alalım. Bayağı dalgalı bir seyir izliyor seans açıldı açılalı. Özellikle vadeli tarafta zor bir seans olsa gerek vadeli tarafta işlem yapanlar için. Bir artıya bir eksiye geçiyor ve çok hızlı bir şekilde bu arada. Onu söylemeden edemeyeceğim. O konuda ben de bir şey söylemek isterim müsaadenle. Şimdi müsaade bir senin tabii ki. Dipte bir volatilitenin artması iyi. Yani hani dipte volatilitenin artmasını isteriz. Ama birazcık da hacim artmalı artık. Hani buradan dönüş görebilmemiz için. Ve vadelinin spotun önünde gittiği günler bana şunu çağrıştırıyor. Sanki biraz o tarafta bir short kapama isteği başlıyor mu acaba diye. Çünkü bugün vadeli bayağı, çünkü short'a göre marjla yukarıda seyrediyor. Sabahtan, yani seans spot'a açıldığı göre, günden evet. Beri evet, andan beri. Aynen değil, öyle. Pardon. Aynen öyle. Şimdi orada durumu biliyoruz. İki tane kurum artık, hani bunu söylemekte de yok. Ziyan yok. Çünkü burada hiç hidran kurumları tömet altında bırakacak şekilde konuşmuyoruz. Bu kurumlar üzerinden gelen fon ya da yatırımcı grubu neyse. Hani iş yatırım ve BOFA'nın toplam vade içindeki toplam kontratların çok çok önemli bir kısmında short tarafta olduğunu biliyoruz. İkisinin toplam kontratı en son baktığımda 220-230 bin kontrat civarıydı. Diğer kalan bütün piyasanın kontrat sayısı 20-30 bin kontrat. Yani hani bakıldığında burada çok baskın bir, yani pozisyon yoğunlaşması var. Bir defa bu risk zaten. Yani bu kurumlar içinde ya da bu pozisyon alan
taraf içindeyiz. İlla bir karşı bacağı vardır Türkiye'de ya da belki Türkiye sattı başka bir taraf aldı, onu da bilemiyoruz. Böyle senaryolar da konuşuluyor çünkü. Ama ne olursa olsun oradaki o pozisyon yoğunluğunun azaldığını görmemiz gerekecek bizim nefes almak için. İşte bunu kapatır mı yoksa bir sonraki vadeye mi taşımaz yoksa spotta karşılığını aldıktan sonra mı kapar gibi gibi senaryolar var. İster istemez bu tarafı da takip ediyoruz. İşte zaman zaman böyle vadeli de bir parça önden hareket görünce spota göre acaba pozisyonlar kapanıyor mu diye düşünüyoruz. Ama keşke bunu bu şekilde düşünmek ve çıkarım yapmak zorunda kalmasak da görsek. Neden vadeli işlemler tarafında gün içi biz aracı kurum dağılımını göremiyoruz? Bunu gerçekten anlamak çok zor. Evet. Yatırımcı açısından işler zaten çok zor. Piyasa şartları zaten çok zor. Bir de bu haksız rekabet ortamının böyle gün yüzü gibi ortada kalması gerçekten çok can sıkıcı. Umut ediyorum hem açığa satış tarafında hem gün içi vadeli tarafta alan satanın görülmesi anlamında adımların ivedilikle atıldığını görüyor oluruz. Zaten normalin dışında bir işleyiş var. En azından sürekli komplo teorileriyle uğraşmak zorunda kalmayız ve sürekli bu daha hızlı gitti, bu daha yavaş gitti demek, böyle şeyler oluyor demek zorunda kalmayız. Birebir bunu görüyor ve ona göre pozisyonlanmamızı hem biz hem yatırımcılar yapabiliyor olur. Gerçekten bu haksız rekabetinin bir an önce, haksız rekabet ortamının ve bilginin böyle eşit şekilde dağılmıyor olmasının önüne bir an önce geçiyor olabiliriz. Burada ciddi iş düşüyor denetleyici ve düzenleyici kurumlara. Artık bir silkinmek lazım bence o tarafta da. Peki biraz hisse konuşalım istersen. Garanti Bankası'na bakalım. Şu an bankalar dedik biraz piyasayı şekillendiriyor. Bankacılık endeksi efendim pozitif seyrediyor. Hisseler üzerinden gidelim. Vakit kalırsa biraz endekse bakarız. 120.10 şu an Garanti Bankası'na, 121.50 de görüldü bu sabah hatta. Evet. Perihan, bankacılık bence hala endeks düşmeye devam ediyor. Hatta bencinin ötesinde. Geçen haftaya baktığımızda endeks %2,5 düşmüş. Bankacılık endeksine bakıyorum, 0.50 bankacılık endeksindeki kayıp. 0.60 bankacılık endeksindeki kayıp. Yani bankalar orada hala böyle endeksi tutmaya devam ediyor. O görevini görüyor. Hı hı. Bu hafta da hani Garanti Bankası'na baktık. Geçen haftadan bir parça daha böyle görece olumlu bir tablo devralmıştı. Orada ana trend desteği korundu. En azından oradan bir tepki denemesi gelebilir diye bekliyorduk. Mart ayından gelen o trend desteği. Ve 100 günlük ortalamasının üzerinde de tutulmuştu. Oradan gelen tepkiyle şu an ben tekrar 120'nin üzerine atar mıyım derdinde. Eğer bugün yarın 116-117 civarında tutulmayı başarırsak devamında böyle 130 hareketini görebiliriz Garanti Bankası'nda. Ben hep şunu söylüyorum bankalar açısından. Yılın ilk yarısında koşarak gittiren neredeyse bireysel yatırımcının neredeyse çok önemli bir kısmı bu harekete katılamadı ve o yüzden hep endeksin gerisinde kaldı. Bir sonraki hareketle endeksin buralardan kurtulup yeni bir trend başlatıyor olduğundaki senaryoda da yine bence bankalar önde gidiyor olacak. Dolayısıyla bu seviyeler, yeriniz yoksa bile yeni pozisyon almak için sektör ve hisse rotasyonu yaparak bu süreçten bir şekilde nem alanmaya çalışabilirsiniz. Ben o anlamda da banka hisselerine de portföylerde böyle %15'ten az olmayacak şekilde yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da belirtip Garanti'de 113'e stopumu çekip buradan 130'a oluşacak bir tepki için pozisyonlanma ve fırsat arama tarafında olurdum. Evet, Selim Bey de hatta Koç Holding'i sormuş. Şöyle ki şunu diyebilirdi yatırımcı, ya hiç küçük hisselere girmeyeyim. Çünkü izleyenlerden gelen sorular da var, işte yan tahtalara ne zaman bahar gelecek, yani yükseliş başlayacak diye. Fakat yani hiç yan tahtaya girmeyeyim, gideyim Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birini alayım dedin diyelim. Gittin onu da 270 liradan aldın. Yani 270 lira gördü bu yıl. Şu an fiyat 175 lira. Yani inanılmaz bir düşüşten bahsediyoruz. 133 lirada gördü. %50'lik bir değer kaybı yaşandı yani tepe dip. Bu inanılmaz bir marj yani, evet. 133-270. Dolayısıyla şimdi buradan mesela portföyünü artık koyar mıydın bu geri çekilme sonrası? Bu fiyat mı yanlış, 270 mi yanlıştı çünkü? Burada bir yanlışlık olmalı. ya hep şunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin en büyük şirketi böyle fiyatlanmamalı açısından burada bir yanlışlık olmalı diyorum en azından. Bu bir yan tahta değil Pelin çünkü. Zaten onu diyoruz ya maalesef. Yani gerçekten yani
düşüşün ötesinde şu anki sıkıntılarımız bizim. Piyasa düşer çıkar. Her zaman oldu. İlk değil, son da değil. Piyasa düşecek, çıkacak, bu düzeltmeleri yapacak. Bazen belki bundan çok daha uzun sürelere yayılabilecek düşüş trendleri yaşıyor olacağız ama işleyiş çok sağlıksız. Yani birkaç baskın fon buraya geldi ha, fiyatlar bir anda şuursuzca gidebiliyor. O yatırımcımızı anlıyorum ama mesela Mart ayında 150 liradan başlayıp 270 liraya kadar da soluksuz gitti bu hisse. Nereden yani, aldığına bağlı. Evet, kimisi için evet, cehenneme dönmüş öyle olabilir. Kimisi için bahar bahçe bu fiyatlama. Evet, aynen işte öyle. Aynen öyle. Orada hikaye zaten orada başladı. Bence endeks tepesini zaten Mayıs ayında gördü. Hani biz Temmuz'da o ikinci tepeyi yaptık ya 11.200'lerde. O ikinci tepe beni hiç inandırmamıştı. Ve orada ne zaman ki o Koç Yapı Kredi satış hikayesi yalanlandı. Koç Holding 270'te zirvetini görüp oradan aşağı gelmeye başladı. Benim için endekste orada kontak kapanmıştı zaten. Yani Mayıs'ta bitti hikaye. Ben o yüzden düzeltmeyi Temmuz'dan beri almıyorum. Mayıs'tan beri alıyorum. O ikinci tepe beni hiçbir zaman inandırmamıştı. 11.200 tepesi. O yüzden biz burada düzeltmede neredeyse artık 5 ayı geride bıraktık. 6. aya giriyoruz. Yani bence bu düzeltme 6 aylık. Koç Holding grafiği de onu net bir şekilde gösteriyor. Burada çok ciddi kayıplar oldu. Evet. Şimdi burada tabii 200 günlük ortalamanın altındayız. Yani teknik olarak ben 200 günlük ortalamanın altındaki bir hissede böyle hep temkinli yaklaşırım. Yani bir çıksın üstüne. Yani çıkıyorsa zaten yeni bir trend başlıyordu. Buralarda hiç risk almayalım derim. Ama Koç Holding eğer bir pozisyonlama yapılacaksa, bir sonraki ekonomik döngü için bir portföy oluşturulacaksa, ki biz model portföy oluştururken bunu dikkate aldık ve ben burada Koç Holding'i tercih ettim. Çok döngüsel sektörlere model portföyü de yine yer vermedik. İşte bir otomotiv, bir beyaz eşya, bir gayrimenkul, onlara model portföyü de yer vermedim. Orada dedim bir faiz indirimini görelim. Ama şimdiden buraya bir hazırlık olarak Koç Holding'i ben portföye dahil ettim. Ve 170 seviyesinin de hani alta böyle 150'ye kadar, 155'lere kadar bir sarkma riski olsa da, işte o 8600'ün altına geldik. Bir ara bir kavga dövüş oldu. Ortamı yaşanırsa 150-155'e kadar bir sarkma da olabilir. Ama bence artık bu fiyatlar 170 ve altındaki olası fiyatlamalar Koç Holding açısından ve 1 yıl ve hatta 1 yılda 6 ay ve daha uzun vadeli bakabilen yatırımcı açısından ciddi fırsatlara işaret ettiğini düşünürüm ben. Dolayısıyla bu noktada Koç Holding için söyleyeceğim kısa vadede 170 üzerinde tepki ararım. Orta uzun vadeli bakış açısıyla 170 ve altındaki tüm fiyatlamaların portföyüme dahil etmek için önemli fırsat olarak görürüm. Peki ne zaman rahatlarız? Bu düşüş bitti deriz, ben bir buradan bir çıksın şimdi değil de rahatladığında bakayım diyenler, bu düşeni kırdığında ilk hamleyi yapsınlar. Şu an 281.5 seviyesinde siyahla gördüğümüz bu düşün. 200 günlük ortalama da 185 seviyesinde. 200 günlük ortalamanın üzerine çıkarsak da daha gönül rahatlığıyla pozisyonlanma yapılabilir kanaatindeyim. Evet, satışlar daha da derinleşti. 8800'lere geldik. Ney pozitif ayrışıyor diye soracak olanlar olursa, yani bankacılık da mesela bak aldıklarını verdi. Savunma. Savunma sanayi hisseleri. Papillon, Altınay, Aselsan, Otokar. Otokar'ı da çünkü savunmada sayıyoruz. Dolayısıyla bak BIST 100 tarafında pozitif ayrışan grup bunlar. Tabii ki son zamanlarda sıkça konuşulan bu, yani kredi kartından biliyorsun işte kesilecek yıllık 750 liranın savunma sanayine aktarılacağı, bir fon kurulacağı vesaire konuşuluyor. Bu gündemde bunu da biraz savunma sanayinin beslediğini görüyoruz. Yani haber akışına bağlı bir pozitif ayrışma var ama endeksteki zayıflık devam ediyor. Biz neyi konuşalım? Gel biz istersen savunma sanayinin en büyük şirketi olan Aselsan'ı konuşalım. Orada da %2'ye yakın yükseliş var. Endeks eksi seyrederken pozitif ayrışıyor. Evet, Aselsan'ı biz hem model portföyümüze koyduk. Hani bir güvenli liman tutunacak bir yerimiz olsun diye. Hem de son çeyrek hissesi diye model portföyümüze zaten Aselsan'ı koymuştuk. Bugün de günlük bültende hani bugün takip edeceğimiz hisseler listesine koyduk. O tabii biraz daha kısa vadeli, senin de bahsettiğin haber akışı ile ilgili. Bu arada Pelin, ağzınız rakamlar değil yalnız o konuşulan rakamlarda. Yani şöyle bir hafta sonu haberlere baktığımda 60 milyon tane kredi kartından bahsediliyor. Kabaca 20 milyon kişinin 100 bin TL ve üzeri limiti var. Bu da çok enteresan bir durum. Hani limit var da kim 100 bin lira harcayabiliyor? Ama onu sorgulamıyoruz. Biz limitten alacağız. 750 lira dediğinde 40-45 milyar TL para yapıyor yıllık. Bunun olduğu gibi savunma sanayine aktarılması bu hisselerin tabii ki hareketlendir o. Kaçınılmaz bir hareket. Ama benim aslında beklentim sırf bu hareketten de ziyade savunma sanayi genel olarak Türkiye'de ve dünyada çok önemli başlıca sanayi konumuna geldi. Keşke olmasaydı ama öyle. Dolayısıyla
Aselsan'ın da önümüzdeki dönem ihracatla ilgili çok önemli girişimleri var. Hatta yerinde üretimler vesaire gidip yerinde üretmek, yurt dışında üretmek gibi planlar da var. Dolayısıyla bu hikaye bence Aselsan'ı güçlü tutar. Teknik olarak da 200 günlük ortalamasının zaten tam üzerinde, buradan bir tepki arayışındaydı. Bu haber tetikledi. 200 günlük ortalamamız nerede diye bakacak olursak 55 seviyesinde. Ben 55 seviyesi üzerindeki tüm fiyatlamaların Aselsan için fırsat oluşturduğunu ve buradan adım adım son çeyrek hissesi de dedik. Dolayısıyla yıl sonuna kadar adım adım 65-70 bandına doğru bu hareketin devam etmesini beklerim. Dolayısıyla portföylerde bu dönemde taşınabilecek bence makul hisselerden biri. Kısa vadeli düşünenler de 55'e stop çekip burada 59-50-60 civarını hedeflemeye devam edebilirler. Evet, Cuma'nın bu arada pozitif ayrışan sektörü ise demir çelikti. Biz de demir çeliğin yıldızı şimdi Ereğli'yi konuşacağız. Tabii bugünkü satıştan demir çelik sektörü de nasibini aldı diyebiliriz şu an baktığımda. Ereğli'de de %1,5'a yakın düşüş var. 48,22 fiyat Volkan. Evet. Orada da demir çelik sektörü için en kötü geride kaldı mı acaba fiyatlamaları var? Çin'den gelen öyle peş peşe teşvikler, işte beklentiyi karşıladı, karşılamadı. Sorguyla Ticaret tartışılır. Bakanlığından Ama gelen açıklama, evet. anti-dumping. Ya daha da devam edecek ama oradaki teşvikler devam edecek çünkü konut sektörü başta olmak üzere Çin gerçekten çok zorlanıyor. Yani şimdi ayrıntılara girmeyeyim ama Çin bir şekilde ekonomisini toparlamak zorunda. Çünkü çok ciddi bir global anlamda dönüşüm var. Çin'e karşı böyle kurulan bariyerler var. Onu aşmak için Çin'in hamle yapması gerekiyor. Bence bunların devamı gelecek. O da bir parça dibe vurmuş demir çelik sektörüne hareket getirdi. Biz orada model portföy Kardemir'deyi dahil ettik zaten. Taşımaya devam ediyoruz. Bu son dönemde yine pozitif ayrıştı. Şimdi bir de Ereğli'ye bakıyoruz. Özellikle geçen hafta gelen o anti-dumping biraz daha böyle yassı çelik tarafına geldi. Dolayısıyla haddelenmiş yassı çelik tarafına. Orada biraz daha Ereğli'nin hani lehine olabilecek bir konjonktür oluştu. Ben orada Ereğli'nin artık 200 günlük ortalama etrafında bir destek oluşturduğunu, ikinci çeyrek bilançosundaki böyle bir parça dipten dönüyoruz galiba imajının üçüncü çeyrek bilançosuna da taşınması durumunda artık 45-50 bandının çok önemli bir orta vadeli fırsat oluşturacağını ve buradan adım adım yukarı gidebileceğini düşünüyorum. O tabii o eski şaşalı günlerine bir anda dönemez. Bir ara biz neyi konuşuyorduk? Ya Ereğli'nin domine ettiği ve endeksi arkasına takıp sürdüğü bir dönem vardı hatırlarsan Pelin. Endeks ağırlığı 2021. en yüksek şirket olmuştu. Evet. Aynen öyle. Şimdi oraya bir anda dönmez. Bunu bilelim. Ama artık mevcut seviyeler ve mevcut gelişmeler bizi Ereğli'nin tekrar endeksteki ağırlığının yavaş yavaş artmaya başladığını ve bunu sürekli de devam edeceğini işaret ediyor. Ben açıkçası 50 günlük ortalama etrafında pozisyonlanmak için Ereğli'de fırsat ararım. 47 burası. Dolayısıyla 45-47 bandında Ereğli'yi alır. Kısa vadede hedefimi 53-54 civarına, yıl sonuna kadar da 60-62 civarına koyar. Yine bu dönemde Aselsan gibi portföyde taşınacak hisselerden biri olarak Ereğli'yi ön plana çıkarırım. Evet, şu an %3,13'lük ağırlıkla 10. sırada BIST yüzde diye ben de dipnot düşmüş olayım. Tabii bunlar döngüdür, döngüler değişir. Geçen BİM'di, sonra Türk Hava Yolları oldu tekrardan. Zamanlı bir dönem SAS'ı olmuştu gibi gibi bu döngü devam ediyor. Peki, gel istersen Türk Telekom'u konuşalım. Bu yılın yani yıldız sektörlerinden birisi oldu diyebiliriz. Tabii ki yaşanan geri çekilmeyle burada da düzeltme yaşandı ama hala bu geri çekilmeyle bile bu yılki getirisi %82. Yani düşündüğünde faizle yenebilmiş, borsayı da yenebilmiş. Evet. Ya orada hikayeyi hep anlattık. İletişim sektörü enflasyonu geriye dönük fiyatlarına yansıtabilen, dolayısıyla enflasyon o şaşalı yüksek seviyelerini geride bırakmaya başlasa da bunu bilançolarından yansıtabilecek birkaç sektörden biri. Hatta başlıca sektör demek mümkün belki Telekom için. Orada iyi fiyatlandılar ama işte enflasyon düşüyor. Artık orada da inmeye başlar beklentisiyle bir düzeltme yaşadılar. Ben bu yaşanan düzeltmenin hem defansif yapısıyla hem de enflasyonun bir türlü istendiği kadar kontrol altına alınmadığı gerekçesiyle enflasyona karşı bir güvence sağlaması babında Telekom sektöründen bir şirketi portföylerde bulundurmanın makul olduğunu düşünüyorum. Bize model portföyümüze burada Telekom'u koyduk. Yine defansif tarafta yer alması sebebiyle. 200 günlük ortalamanın üzerinde. Dolayısıyla bu benim için kıymetli.
ve 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece, burası da 41, 80, 42 gibi, 42 gibi düşünelim. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ben geri çekilmelerin hala alım fırsatı yarattığını düşünüyorum. O yüzden 41 seviyesinde bir stop çekeceğiz Telekom'da ve geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor olacağız. Burada henüz ben işin bittiğini düşünmüyorum. Ama 200 günlük ortalamasının altına gelir, burada ısrarlı kapanışlar görürsek, o zaman Telekom'u da tekrar endişelendiğimiz ve bir daha gözden geçirmemiz gereken şirketler listesine eklerim. Ama şimdilik 42 seviyesi üzerinde fırsat aramak gerektiğini düşünüyorum. Evet Volkan, gel istersen bir de Xtümye'yi konuşalım. Yani BIST 100 dışındaki şirketler, onlarda görüntü nasıl? Ya iyi değil, iyi değil. Onu söyleyeyim ama daha da kötüye gidiş durdu orada. Onu söyleyebilirim. Şimdi altta, burada biraz sonra grafik ekrana geldiğinde göreceğiz. Ha, evet. Alttaki grafiğe bir bakmak lazım. Endeks görece grafiği. Yani BIST 100'e göre durumu ne? BIST 100 şirketlerin BIST 100'e göre durumu. Orada artık kötüye gidiş durdu. Onu söyleyebilirim. Yani biraz daha endekse tandem hareket ediyor. Ve onun sebebi de o kadar çok değer getiriyor ki artık satılacak yerleri kalmadı. Çünkü bir pozisyonlar orada çözüldü. O çözülmeler bazı hisselerde yine yoğun şekilde devam ediyor. Özellikle halka arz endeksinde durum çok fena. Orada çok kötü. Yıllık bazda da zaten eksizlerler. Halka arz endeksinin yarattığı baskı var Xtümye endeksinde. Ama halka arz endeksini dışarıda bırakıp baktığınızda yavaş yavaş yan hisselerde böyle artık satışların durulduğunu ve fırsat arama döneminin başladığını görüyoruz. Arada bilançolarıyla ayrışanlar var. Ama topyekun bir toparlanma ne zaman olur dersen Perihan, ben o döngüyü şöyle oluşacağını düşünüyorum. Faizlerin beklentileri masaya gelir. Daha yoğun şekilde fiyatlanmaya başlar. Önce yine banka holding, büyük sınayiler gider. Faiz indirimi gelir. O taraflar doyunca burada faiz indirimleri sonrasında topyekun bir toparlanmadan bahsedebiliriz. O da muhtemelen 2025'in ilk çeyreğine kalır gibi duruyor. Evet, 8811 Volkan, son bir dipnotun var mı? Bu 7 ayın en düşük seviyesi bu arada. Ben de önüme grafiği açtım. 7 aydır gördüğümüz en düşük seviyeyi şu an itibariyle test ediyoruz. En son ne zaman buradan daha düşük bir yer görmüşüz? Oraya bakıyorum. 0-1 yani Ocak, Şubat, Mart. Mart ayından beri gördüğümüz en düşük seviyedeyiz. O zaman da 8695 görülmüştü. Maalesef yani 200 günlük ortalama bile aşağı geliyor. Yani 200 günlük ortalamanın bile aşağı geldiği bir döngüye girdik. Yani 200 gün önceki fiyatların altına gelmeye başladık demek bu. 200 günlük ortalama aşağı geliyorsa. Bir önceki veri çıkıyor, son veri ekleniyor. Dolayısıyla kısa vadede çok dikkatli olmak lazım. Kısa vadeli trade peşinde koşmamak lazım. Bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Biraz dişimizi sıkacağız. Ben hala 8500-8700 bölgesinin önemli bir bant olduğunu, burada çok ciddi bir mücadele olacağını, 8500'ün altına geçici olarak sarkabileceğimizi ama kalıcı kapanışlar, haftalık kapanışlar 8500'ün altında görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer görüyorsak bütün belki senaryoları, denklemleri bir daha gözden geçirmemiz gerekir. Teknik resim çok zayıf ama temel hikaye artık en kötülerin satılma noktasında sona yaklaştığımızı işaret ediyor. Teknikle temel uyuşana kadar yatırımcı bir adım geride ve temkinli kalmalı. Teknik tarafta bir ufak sinyal aldığımızda bence çok daha toparlanma sürecine dair olumlu şeyler söyleyebileceğiz. Ama biz bu sinyali görene ve burada dillendirene kadar kısa vadede temkinli kalmaya devam edelim. Volkan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler için. Herkes için güzel bir hafta olsun inşallah diyelim. Ve kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra Şebnem Ayabakan bizlerle efendim.
Evet efendim, Neo Portföy Araştırma Direktörü Şebnem Ayabakan bizlerle. Şebnem günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Evet, şimdi Volkan'ın bıraktığı yerden bir devam edelim istiyorum. Normalde planım yurt dışı konuşmaktı ama 7 ayın en düşük seviyesine gelen Borsa İstanbul var. Yani maalesef üzücü bir espri yapmak durumunda da kaldım. Dedim ki böylelikle hisse senetlerine kazanç vergisi niye rafa kalkmış anlaşılmış oldu. Çünkü kazanan kalmadı. Kazanan kalmadı. Yani short pozisyon açan dışında artık düşükten, yüksekten, BIST 30, BIST 50 hissesi yani ne aldıysan, az önce Koç Holding'i de konuştuk. İşte 270'den 170'lere düştü diye. BIST 30 hissesi mi aldın? Ne aldıysan spesifik hisseler dışında gerçekten çok sert kayıplar var. %30, %40, %50. Peki Volkan'la şunu konuştuk az önce, bir risk daha var diye. Şimdi bana sosyal medyadan yazıyorlar. Bu ters bayrak görüntüsü var, aşağı kırıldı diye biraz endişelendi çünkü izleyenler de. Dolayısıyla burada çok daha sert bir satış la devam eder miyiz? Bu görüntü ne ifade ediyor senin için? Yani şimdi haftaya böyle başlamak istemezdim esasında. Sabah saat 8.30'da A paraya bağlandığımda örneğin daha yatay ve en azından alıcı bulabilecek bazı sektörlerde bir piyasa beklediğimi söylemiştim. Ama da işte hafta sonu hem biraz IMF'nin uyarıları diyeceğim, onu bir kenar atacağım. Onu zaten biliyoruz. Fakat genel geçer zaten uzun zamandır konuştuğumuz, hani vergilerin çok daha sıkı takibi yapılacağı söz konusundaki başlıktan devam ettik. Sayın Şimşek'in açıklamalarıyla açıkçası bayağı yüklü sayıda 3000'i aşan şirketin vergisel olarak denetime sokulacağı haberi bence nacizane bunu daha fazla tetikliyor olabilir. Çünkü diğer başlıklara baktığında bizi kurtarabilecek ne olurdu? İşte acaba Ekim enflasyonu Kasım'da geldiğinde bir tık en azından ikilerin altında 1.7, 1.8'lerin altında gelirse Aralık'ta söylem olarak Merkez Bankası faiz indirime başlayacağını söyleyebilir mi? Çünkü baktığımızda hem 7 aylık PMI datalarının arka arkaya bu kadar zayıf gelmesinin ardından gelen korkunç artık resesyona mı giriyoruz dedirtecek imalat sanayi üretimi rakamları. Öte yandan da baktığımızda bu işte sıkılaştırıcı para politikası mecburen devam etmek zorunda olduğumuz enflasyon ilk hedefimiz olmak durumunda olduğu için bununla beraber konkordatalarında imalat sanayinde çok çok önemli bir bence veri. Borç oranlarındaki artışların %67 artış gösterdiğini de imalat sanayindeki şirketlerin verisini aldık geçen hafta. Tüm bunlar sanayinin ne kadar esasında, bir de tabii verilerin detayına baktığımızda üretimimizin olmadığını, yani daralmanın, sıkılaşmanın ekonomideki yansıdığı tarafın üretim tarafını yanlış taraftan olduğunu, tüketim değil de üretimden olduğunu görmemiz, bütün bunların hepsi tabii 3. çeyrek beklentileriyle birleşince şu anda anladığım kadarıyla zayıf bir seyir var. Şimdi ben bir en azından şu yakın vadeli, çünkü ben buna bir tane daha başka bir grafik daha koymuştum. Ona mı geçelim yüzün. Burada kalalım mı? Evet, çünkü yakın vadede 8600-700'ün üstünde kalacak mı kalmayacak mı? Orada kalamıyorsa çünkü. Nerenin dedin? 8600-700'ler. 8600 de zaten şöyle baktığımda hani bu yılın neredeyse en düşüklerinden bahsediyoruz zaten. Evet, yani o oranın üstünde kalabilmesi için bankalara alışların geldiğini görmemiz lazım. Şimdi kabul etmemiz gereken bir şey var. Yok, bu yılın en düşüğü 7386. Şimdi evet, onun zaten sırasında olduğunu söyleyecektim ben. Diğer grafiğimize geçebilirsek eğer, orada da aylık vadede 8000, aylık chartlarda 8200 ve altına. Bizde ama bir TL bir de dolar bazlı grafik var Şebnem. Evet, oraya dolar geçelim. Bazlıyı gösterirse tamam. Ben onun zaten çevirdiğinde TL'sinin 8200-7600 arası olduğunu göstereceğim. Oraya gideceğiz demiyorum. Umarım gitmeyiz. Çünkü ben buralarda esasında yurt dışı S&P bu hafta fena olmasını beklemediğimiz için, karlılıkları beklenirken biraz olsun kendi iç gündemimizi fiyatlarken, hı hı. Acaba bizdeki ne olabilir? Tabii şimdi politik tarafta da biraz daha hani kabinede belki bir takım değişiklikler olabilir söylemleri de vardı. Bunların netleşmesi de belki netleşmek isteniyor. O yüzden biraz bunu 8800-600'ün üstünde karşılıyor muyuz ona bakalım. O olmadıysa ama gerçekten de şurada göstereceğim
240 dolarlar. 240. Şu an 255 dolar. Evet. Biz hatırlatalım evet. izleyenleri. Oraya şimdi bakın şuradaki tutan yeşil 275 dolar. Bu daha tam olarak aşağıya koptuk, bittik, dedik dediğim noktada değil ama aylık grafik olduğu için. Aylık grafik olduğu için. Aylıkta da bende beklenti ne olabilir diye soracaksanız Kasım 10'una kadar zaten bizim pek parlak gelmesini beklemediğimiz 3. çeyreklerden bir kurtulsak belki bir yurt dışı ile beraber iyi tepkime yapabilir miyiz'e bakıyoruz. Orada peki ne var bizi motive edebilecek şey? Bankaların enflasyon muhasebesinin yapılmayıp ötelenmesi olabilir. Bunun bütün sektöre acaba yansıması olabilir mi? Çünkü çok açık ve net hani enflasyon muhasebesi karlılıkları bizim beklediğimizden de daha kötü etkiliyor şeklinde yorumlar alıyoruz. Yatırımcılar da onun için topa girmek istemiyor yani para piyasası ve mevduatta. Çok açık ve net burada alternatifi çok çok daha çekici ürünler bulunduğu için Borsa İstanbul'a şu anda para girişi yok. Ama bu orta uzun vadede de baktığımızda fonların akümüle edilmeli dediği yerler artık çarpanları itibariyle baktığında ucuzladı. Onun ama için... yani şu da var Şebnem, hani düşen bıçak tutulmaz ya. Tutulmaz. Yani çok ucuzladı buradan alayım 250 dolara düşebilir. Mantıksız. Ben buradan alayım 245 dolara düşebilir. Hani yükselen piyasada short açmak gibi. Yani biliyorsun piyasa tamam. 150 dolardan 350 dolara gitti. Ve o zaman da dediler ki 100 doların altına düşecek buradan short açalım şuradan da short açalım. Orada inatlaşan herkes terste kaldı para batırdı vesaire. Şu anda düşen bir piyasa var ve maalesef hiçbirimiz nereden döneceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Varsayım üzerinden gidiyoruz. Ama bak bilmediğimiz zamanlarda neydi mesela 3,5 dolarlar bize pahalıydı. Bankalara artık satılmalı dedik. Orayı da geçemedi zaten. Hani geçseydi dönün alın derdik. Geçti şu de... an oraya nasıl pahalı dediysem buraya ucuzlamaya başladı evet. diyorum. Başladı dememin sebebi de şu. Selektif hisse bazlı, sektörel bazlı. Çünkü yakın vade bana vade söyleyin Şebnem Hanım dersen valla vadeyi hani buradan aldığın malların topladığın malların ne zaman para yapacağını 6 ay. Yani hani gerçekten 6 ay sonrasına pozisyon alıyorsunuz. En azından benim garanti konuşmak için tercih ettiğim bu. Daha erken olursa amenna ne kadar güzel. Ama buraya gelirken artık 240 dolarlara doğru gelirken ve altına sarktığında fonlar gelip alacak. Yani hani en azından ne olacak o zaman? Diğer alternatif ürünler satış yiyecek. Altından bahsetmiyorum. Ben onun hala devamını getireceğinin tarafındayım altında her zaman. Ama en azından para piyasalarında bir faiz indiriminin başlamasıyla beraber mevduat para piyasasından para buraya kayacak. O denge her zaman bulunur zaten. Peki gel istersen biraz da o zaman yurt dışına gidelim. Hazır endekslerle başladık. Şöyle bir Asya'ya bakalım. Ardından Amerika'ya doğru geliriz. Olur. Şangay, Hong Kong, Nikkei endeksine bakacağız. Performansı en iyi gidenler ya da en iyi gelecek vaat edenler. Gelecek vaat şimdi, edenler. Şangay'la başlayalım istedim. Nedeni şu, gelen teşviklerle çok hızlı bir hareket geldi. Ve bundan sonraki süreçte bu bir satış fırsatı mı? Çin'in büyümesini alacağız çünkü biraz belirleyici o da olabilir tabii ki. Ama o geçmiş büyüme olacak Perihan ya. Yani ileriyi satın alıyor İleriyi ya. İleriyi satın alacağı için mesela piyasa beklentilerin altında kalsa da bunu satış fırsatı olarak değerlendirmez. Şu anda tamamen ben mesela Çin bu haftanın en önemli gündem maddesi başlarken Çin'in önemli olan çok büyük gelecek dediği cumartesi günkü açıklaması pek öyle tatmin edici bulunmadı. Ama kesinlikle ve kesinlikle bunun yasal düzenlemeler sonrasında açıklanacağı için biraz detaylarının, montanının daha sonra açıklanmasını beklediğimi söyleyeyim. Yani Çin'in, ben hep arkasında duruyorum bunun, geriye adım atacak bir lüksü yok. Dolayısıyla Çin kesinlikle hükümeti, ha şu anda detayları anlatabilirim size. Efendim işte mortgage piyasasına destek verebilecek, kredi bir şekilde piyasasını güçlendirebilecek şekilde bankalara sermaye enjeksiyonu. Bu sermaye enjeksiyonu şu anda yeterli bulunmadı. Bu duracak anlamına gelmiyor. Hani 1 trilyon yetersizse ben size 2 trilyon yapacak yapayım diyen yeri var mı Çin hükümetinin? Var kesinlikle. Bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuzda piyasaların beklediği neydi Çin hükümetinden? Tüketici tarafını çok kuvvetlendirecek bir paketti.
O olmadı. Çin daha çok kendi emlak piyasasını kurtarıcı, bankalarının sermaye yapısını güçlendirici bir paket açıkladı. Ama da montanı tam olarak istedikleri gibi gelmedi. Daha sonradan gelecek. Yani ben kendisinden garanti almadım. Bütün göstergeler bunu gösteriyor açıkçası. Yasal olarak belli yapılması gerekenlerin süreci bittikten sonra, yasalar meclisinden geçtikten sonra da ben bu paketin devamının geleceğine neredeyse eminim. O yüzden öncelikle tercih edilmesi gereken Uzak Doğu tarafında baktığımda Çin. Çin'in de daha çok şu anda yurt içi piyasalara, yerel yönetimlere, çünkü bütçesini zedeleyip onlara para göndereceğini, onlarda kaynak eksikliği vardı. Onun için Çin'in iç piyasasının borsası bu sabah çok daha pozitifti. Amerika'daki Big Cap dediğimiz ETF'inin göstergesi olan borsada daha az bir pozitif seyir vardı. Bense yine önce iç piyasadaki Çin göstergesi olan borsanın daha sonra da dışarıya yavaş yavaş yansıyacak olmasını, satın alınacağını bekliyorum. Ekonomik olarak realitede bunu 6 ay sonra görecek olabiliriz. Ama da hiçbir şekilde Çin'in durmayacağından neredeyse eminim. Peki karşısına Japonya'yı koyacak olursan, çok iyi bir performans sonrası orada tam tersi işleyen. Yani gerçekten tamam. Sanki Japonya'daki bütün para çıkmış Çin'e girmiş gibi bir görüntü var. Tamamen. Tam karşısına Nikkei. Bu Japon değil ama Nikkei'ye bakalım. Nikkei Çin. Istiyoruz. Ben zaten evet. Çin'in niye yukarıya şey yaptığını, bir içeri bir dışarısı var tabii. Hı-hı. Onları da izleyicilerimize de detaylandırmamız lazım. Nikkei X diye olan çarkımızda evet. Da şimdi bunu devam etmeyeceği, şimdi bu kadar Çin para basarken ve şey yaparken Japonya'nın direnç seviyelerine gelmesini de bekleyeceğiz. Yani orada tut pozisyonunda az da olsa bir pozisyon tutulabilir. Ama ben en çok nereden beklentim var ve nereyi kırdıkça direnci arttırırım, momentumu yükselir? Çin. Yani Japonya'nın zaten şu anda çok büyük, böyle korkunç güzel bir beklentisi yok ama Çin düzeldikçe oraya nasıl yansıma yapacak diye satın alınan dirençlere geldikçe hikayesi var. Evet, gelelim şimdi bir de Hong Kong tarafına. Bu arada Hang Seng Endeks'te %0,75'lik düşüşle kapandı bu sabah. Onu evet. Hatırlatmak isterim. O, çünkü gerçekten de Hang Seng'e baktığımızda o sanki çoğunluğunu böyle fiyatlamış. Ben burada şu 200 günlüğün etrafında bekleyeyim gelişmeleri. Orta vadede eğer bu Çin'in bütün önlemleri tutuyorsa, çünkü Çin'de şu anda bir saga var. Bir yanda dezenflasyonist gerçekten baskılar var. Ondan kalkmaya ortaya paket atıldı. Fakat o kalkışta paketin nasıl tutacağı da Hang Seng'e dolaylı yoldan etki yapacağı için Hang Seng şu anda bekliyor. Ben yine dediğim gibi işte buranın da yukarı seviyelerde önceden alınmış pozisyonlarının tutulurken sanki burada bir dağıtım, Çin'de akümülasyon diye görüyorum senaryoyu. Peki Amerika'da işlem gören, yani Amerika hisse senetlerinde işlem gören bir fonun olsa beklemeye devam eder miydin seçim öncesi diye sormak istiyorum. Gel buna Nasdaq'tan bir yanıt arayalım. S&P ile birlikte bakacağız. Hafif artıya geçti Dow dışında Nasdaq ve S&P'de. Şu an sabah biraz eksiydi çünkü. Nasdaq'ın kârlar çok iyi gelecek. Yani Magnificent 7 esasında orada ağırlığı taşıyan. Ha, zaten maldaysan. Orada da bir endeks mühendisliği yapılıyor diyebiliriz. Orada da aslında. Endeks. Şimdi şöyle söyleyeyim. Magnificent 7'nin haricindeki S&P hisselerinde kar artışı %1-2. Yani dolayısıyla esas ağırlığı çeken işte semiconductor'lar, yapay zeka ve onunla ilgili bütün yazılım şirketleri. Bunların Nasdaq'ı yukarı götürmesi satın alınmaya devam edecektir diye bekliyorum. Ama aynı zamanda şunun da altını çizeyim. Ben Amerikan 10 yıllıklarından korelasyon kopmuştu. Hiç memnun değilim bulunduğu durumdan. Onu soracaktım Şebnem. Yani 10 yıllıklar 4.10, 30 yıllıklar 4.41, 2 yıllıklar 3.96, 4'e dayandı. Yani böyle bir ortamda çok güçlü duran da bir Nasdaq var. Nasdaq'a niye diyorum? Çünkü faize en hassasiyeti olan endeks. Yani arasındaki ilişkiyi, faiz yükselirken Nasdaq'ın bu kadar güçlü olmasını ne tarafın lehine okursun? Doları tutmaktansa Magnificent 7 hisselerini tutarım mantığıyla. Yani ABD 10 yıllıklarının
neden bana endişe verdiğini ama korelasyonun koptuğuna dikkat çekiyorum. Ben ısrarla söylüyorum, içinde bulunduğumuz zamanlarda hem de seçim sonrasında eğer bir de Trump gelirse enflasyonun yeniden yukarı yönüne başını çevirmesi ihtimali olmaması ihtimalinden çok çok daha yüksek. Her iki başkan adayı da zaten Amerika'nın bütçelerini yine borçluluk oranını arttırmaya yönelik, yine dolar endeksine değer kaybettirmeye yönelik. O yüzden de ben altın pozisyonumu kimisine göre kripto. Ben altıncıyım. Regüle bir piyasa olduğu ve eski kafalı olduğum için diyelim. Ama altınımı tutarım. Onun yanında da karlılığı iyi gelmeye devam ettiği sürece zaten dolaylı olarak esasında Amerikan doları da tutmuş oluyorum ama onun da oranını açıkçası Nasdaq'ta yoğunlukla tutarım şeklinde bir görüş. Yani bence şu anda fiyatlamalarda bu var. Bunun olmasının devam etmesini beklerken yalnız artık çok güzel dedin seçim. Seçimde volü satın alarak da kendimi hece ederdim. Yani neyi biliyorsam bildiğim bir tek şey var. Her iki tarafta yapacağı politikalarla Amerikan dolarının rezerv para birimi olarak gözden düşmesine sebep verecek politikalarla dümdüz gideceği için belki ki Harris bir tık daha aşağıda ama hele bir de Trump gelirse enflasyon baskısı, bütçenin dağılması, o borçların gerçekten ötelenmesi gibi şeyler zaten Amerikan 10 yıllıklarında satış getirecekti. Bu erken başlamış olabilir. Beklenenin bir tık üstünde son iki aydır çekirdek 0.3 geliyor. Hı hı. Tamam, trend enflasyon ABD'de net ve net akademik olarak aşağı yönlü, doğru. Ama şu anda Çin'in para basması, bütün faiz indirimleri ona 5 ay sonra tekrar enflasyonun yukarı çıkması şeklinde ekonomisine risk taşıyor mu? Taşıyor. S&P açısından da en büyük risk burada zaten. O yüzden de bu korelasyondan ötürü bir tık daha Nasdaq'a tercih edebilirler diyorum. Evet, şimdi S&P'ye geçelim. S&P'ye geçerken Fatih Bey de diyor ki Şebnem Hanım boy satın almak derken ne demek istedi orayı anlamadık diyor. VIX endeksi. Şimdi o yüzden bir korelasyona bakalım diyecektim. Bir S&P'ye bakalım. Bir de VIX'e bakalım. Tamam. Çünkü VIX de 20'nin üzerine ısrarla kalmaya devam ediyor. Şebnem %1'lik yükselişe 20.87 şu an seyrediyor VIX. Oraya da geliriz şimdi. Şimdi VIX S&P'de 3 hafta daha, 2-3 hafta daha. Zaten 2 hafta olsa işte seçime geliyor. Biraz böyle yeni rekorlar kırmaya çalışarak devam edebilir. Önce karlılıkları fiyatlayacaklar. Ama sonra seçim öncesi ben böyle bir realizasyon muhakkak bekliyorum. Volatilite orada muhakkak seçim öncesi ve sonrası artacak. Bu kesin. Çünkü kimin geleceğini bilmenizden ziyade kimin geleceğinden sonra ne olacağı önemli. Bir de şöyle bir risk daha var. Amerika'da başkanın yanı sıra kongre seçilecek. Kongrede temsilciler meclisi var, senato var. Bu kimin elinde kalacak? Temsilciler meclisi şu anda demokratlarda örneğin. O cumhuriyetçilere geçer mi geçmez mi? O geçmediyse cumhuriyetçiler senatoyu mu alır? O zaman ne olur? Koalisyon hükümeti gibi bir şey. Bizdeki koalisyon hükümeti gibi bir şey. Yani yasaların geçmesi, bütçede bir harcama yapılacağında onun onaylanması zaman alacak, zor olacak. Bu da volatilite demektir. Neresinden bakarsam bakayım ben bunu şu andan göremiyorum ne olacağını, ne yönde olacağını. Ne yenilebilir enerjilere, o hisselere gelecek olan bütçenin netliği var bende. Ne üretici petrol üreticilerine Trump gelirse şunu yapacak, diğerine bunu yapacak var. Ne kurumsal vergilerin Trump geldiğinde indirilmesi var. Ne de Harris geldiğinde daha az indirilmesi var. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Kör uçuşu yapıyorum. Sadece S&P ve Nasdaq'ta temel ABD'de güçlü, büyümesi çok güçlü ama enflasyon tekrar baş göstermeye başlıyor. Belki de stagflasyon riski var. Onu da fiyatlamadım daha ABD tarafında. O yüzden işte Amerikan 10 yıllıklarına çok dikkatli bakarak olalım. 4 şimdi verebilirse arkadaşımız chart'ı. 4 18'leri test etmesi an meselesi. Ben bu hafta test edecek diyorum Amerikan 10 yıllıkları. 4-18'den sonra da zaten 4-20 bu VIX.
Tahvil faizimiz yok. ABD çünkü. 10 yıllıklar var, var. Ha, var. Var mı? Ben, en son gönderdim. Yok, peki. En son gönderdim. ABD 10 yıllıklarda bakın 200 günlüğü görüyor musunuz? 4.18-4.18-32. Peki ne olur yani, oraya da bakalım, çarşı pazar karışır mı? Çarşı pazar karışır tabii ki. Çünkü bu Çin'in, niye diyorum, bu parite savaşları, rezerv para birimi olarak ABD dolarının rezerv para birimi olarak %80'den 60'a 50'ye düşürülmesinin savaşı. Bunun içinde petrolde zaten şu anda o shortlar, Eylül ayında biliyorsunuz short pozisyondaydı daha çok piyasa. Şu anda 126 bin kontrat Brent petrol piyasasında longa geçildi arkadaşlar. Yani o tamamen terse döndü. Niye? Çin güçlü gelir ise, her ne kadar arz fazlası olsa dahi, ABD'nin de verileri güçlü geliyor. Ha şöyle bir şey olursa bilemem. ABD'nin bu güçlü büyümesi bir anda böyle tersine döner de bir anda gerçekten resesyon mu tekrar başlıyor, yüz çevirirse, o zaman petrolde de geri çekilme, Çin para basmasına rağmen, bütün bu paketlere rağmen emtialarda da bir hafif geri çekilme yaşarız. Çünkü bir yandan Çin yüzünden geride kalıyordu emtia ve Brent. Şimdi Çin yüzünden yukarı gidiyor ama ABD'de büyüme güçlü de. O olmazsa ne olur? Tekrar geri çekilip fiyatlayabilir. Bu yüzden de petrolde bu baskı devam ederken 4.18-4.20'yi ABD 10 yıllıklar test edecektir. Demek istediğim şey şu: eski nizamlarda gitmeyelim. Gerçek şu ki Çin ABD 10 yıllıklarını satıp da rezerv para birimi olarak altına ve emtialara, gümüşe geçeli beri buranın hassasiyeti çok yüksek. Ben MU endeksine bakın derim. BOFA'nın MU endeksine baktım. Bir anda onu koyamadım, özür diliyorum izleyicilerimizden. Bir anda Amerikan 10 yıllıklarındaki volatilitenin böyle yukarı attığını gördüm geçen hafta. Şu anda onun sakinlememesi durumunda ben burası 4.20'nin üstüne gider mi gitmez mi emin değilim. Normalde alınır. Normalde Fed'in enflasyonunun düşme trendinde olduğu için alınır. Ama ben emin değilim. Peki o zaman kapanışımızı da VIX'le yapalım. Vaktimiz herhalde bir iki dakikamız var. 20.83 dedik, burası sakinlemiyor. Burası şöyle geriye gelecek bence. Bu hafta sakinleyecek. En azından şu karlılıkları satın alabilsinler diye. Yani chart'ta görüyorum. Ama ben hani chart'ta gördüğümüz VIX çok değişiktir. Chart'a göre hareket etmez. İsrail misilleme yapacak yapmayacağı göre direkt tam geriye geldikten sonra bir anda fırlayabilirdi. Hı hı. Şimdi haftaya başlarken VIX endeksi 18'lere doğru, belki de daha aşağısına eğilim gösterecek gibi gözüküyor. 18'lere gelişi benim için alış fırsatı, volatilite endeksinin. Çünkü söyledim, ABD seçimlerinde ne olacağını bilmiyorum. O volatilite yaratacak. Çin'in para basmasının sonunda enflasyonun tekrardan 5 ay sonra ortaya çıkıp çıkmayacağından emin değilim. Onun için eskaza ben 18 ve 18'in altında 15'lere doğru giden bir volatilite görürsem satın alırım kesinlikle, kendimi koruma amaçlı. Değişik şeylerin olabileceğine karşı kendimi muhakkak korumaya alacağım haftalar başladı diyebilirim. Çünkü MOVE endeksine baktığımda, ABD tahvillerini gösteren, oradaki volatiliteyi gösteren MOVE endeksine baktığımda, orası da bana geri çekildikçe burayı satın al dedirtiyor. Daha sonrasında da zaten 20'nin üstüne götürecek olan olay ne olur derseniz, zaten elimizde bir sürü, hani dediğim gibi, enflasyon şu an için ABD'de düşüyor, doğru. Hı hı. Trendinde devam ediyor, doğru. Ama ABD, Fed'in Kasım ayında 25 bas puan faiz indireceğini beklesek de, hala bunu satın almaya devam etsek de, bu hafta biraz daha güçlü veriler gelir ise ve bir sonraki enflasyon, esas en önemlisi ABD tarafında çekirdek tekrar 0.3 ve üstü gelir ise, o zaman Kasım'da indirim olmayacak mı acaba fiyatlaması muhakkak bir noktada olur. Ona karşı da tedbir alalım diyorum. Şebnem, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ağzına ederim. Sağlık verdiğin değerli bilgiler için. Efendim, böylelikle de programımızı burada noktalıyoruz. Yarın sabah tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.